Nefesimiz kesildi. VTR'den bile. Önce bir film galası. Yol arkadaşım 2. Ben de oradaydım. Arda oradaydı. Berkay oradaydı. Eşi oradaydı. Sonra bütün ekip şeye gittiler. Mekana gittiler. Eğlence mekanına. O eğlence mekanında olanlar böyle. İlk önce olayları yorumlayalım. Sonra tarafların Sonra yorumu var. açıklamalarını yapacağız. Şimdi Ece, yani ben bir insanın evliyken başka bir kadının yanına gidip herhangi bir sarkma eyleminde bulunmasını asla hoş göremem. Tam söyleyeyim mi ben de kendisini? Tam bir taciz. Bu taciz. Bu Talat Bulut olayı neyse benim gözümde. Diğerleri neyse işte küçük çocukları evinde tutanlar bu da aynı şey. Bir de bir durum var. Evlisin ya. Çocuğun olacak. Tanımadın hadi. Ben Ki sen inanamıyorum. diyorsun ki Evet. yol arkadaşım galasında hep Hep birlikteydik. Sonra birlikteydik. sen ayrıldın oradan. Ben Sen evet. evine gittin. Onlar gece Onlar kulübüne devam etti. gittiler. Evet. Yani galada da mı görmedin be kardeşim? Hadi bir de tabii Berkay'ın karısı olduğunu bilmiyordum vesaire konuları Onları konu geçince geçecek. Berkay diyor ya hani Bizi nasıl herkes bilmez biliyor. magazinden benim eşimi O diyor. Galada açıklamaları da mı görmedi? Doğru diyorsun. Evet yani o açıklamaları da vereceğiz bilmiyorum. Şu an çok şaşkınım ama ne bu Arda Turan'ın o mahallenin bıçkın delikanlısı Hiç rollerine yakışmadı ya. ne bizi dünya çapında temsil ettiği o futbol kariyerine ne de adamlığına, karakterine hiç ya da baba adaylığına hiç yakışmadı ya. Hiç oldu mu Arda Turan ya? Hiç oldu mu Biz Arda? 2 yıldır bir fiil senin agresifliklerini konuşuyoruz. Baban Bir yaşında adamı tükenmişlik tokatlıyorsun. sendromu yaşıyor ve bunalımda ve gerçekten saçmalamaya başladı diyebilir miyiz? Yoksa geçmiştekileri mesela Bir düne dönelim, kadar evet. yaptıklarından bahsedelim. Bu Arda Turan Barcelona'daki gururumuz bir ara oynadı. Futbol kariyerine de, eşine de, kendine de ihanet etti bu hareketiyle. Bilal Meşe'ye önce biliyorsun gazeteciye uçakta Uçakta saldırmıştı. saldırdı, Hatırlıyor musun? tokatladı değil mi? Babası Babası yaşında. yaş, tam babası Ne yaşında. olursa olsun Evet. yaşlı bir kişiye gösterdiği şiddet. Fatih Terim'le kavgaları. Doğru. Hakemler Yusuf Kemal Uğurlu Erdinç Sezer Tam'a ettiği küfürler sonrasında aldığı maç cezaları. En son şarkıcı Berkay ve eşine yaptıkları. Yenilir Hep bir yutulur değil agresyon yani. farkında mısın? Evet. Sürekli adam bir agresif bir şey. Ben sporcunun zeki, Zeki, çevik ve çevik ve aynı zamanda ahlaklısını ahlaklı severim. olanını severim demiş Mustafa Kemal Atatürk. Zeki olabilirsin. Zekanı nereye kullandığına bağlı. Çevik olduğun kesin canım. Zaten bayağı hızlısın. Ama ahlak. Ya ben işin kötüsü Arda'yı çok severdim. Yani gerçekten çok severdim. Arda bana bir hayat hikayesinden küçücük bir bölüm anlatmıştı. Ağlayarak dinlemiştim. Arda'yı çok severim ben normalde. Bu hareketleri asla yakıştırmıyorum. Arda'nın bana anlattığı bir olay vardı. Ece demişti. Bu hayatta başarılı olanı çekemezler demişti. Doğru. Sürekli gol atmış, gol atmış, gol atmış. Sürekli alkışlanan Arda bir gün uçağa biniyor. Gol kaçırıyor. Evet. Gol kaçırıyor yani. Her futbolcunun başına gelen. Herkes diyor sırtını dönmüştü bana. O gün anladım ki ben tek başımayım demişti. Evet. Böyle yetişen bir Arda, yokluktan gelen Arda, Barcelona'ya kadar çıkan gururumuz Arda. Ne oldu da bu kadar agresif? Ne oldu da eşi hamileyken ki eşini ben yani tamam hamile, hamile psikolojisi açıklamasını da açıklayacağız. Ama ben bu kadar her şeyi yiyen, yutan kadına da kusura bakma saygı duymam. Saygı Yemiş duymuyorum da. yutmuş mu? Yani sadece bu olay ki bu olay Ha bu ortaya olay açıkçası. çıktı. Ece. Neler yaşadılar? Ha. Kimlerle yazışmaları ortaya Şimdi çıktı? evet ya herkes yani Arda zaten DM'den 1000 kişiye yürüyorum demişti hatırlarsan kendi beyanı. Şimdi Ece bu olaylar oldu. Ve silahla o hastanenin odasına gidiliyor. Nasıl oluyor? O silah bir kere hastaneden içeri nasıl giriyor? Hayatım maalesef tanıdık insanları arayamamadır. Bizim kanala da biliyorsun Evet, girdiler. Murat Başoğlu Murat hasta. Başoğlu girdi Evet, buraya kurşun bıraktı girdi. yani Evet, şeye. doğru. O yüzden bu tanıdık insanların daha prestij sahibi olduğunu düşünüyoruz. Ki halktan adam Böyle yapmaz. bir çok özür diliyorum salaklık yapmaz diyorsun. Diyorsun ama gidiyor hastane odasında Cehalet. adamın burnu kırık adamın yanına gidiyorsun silah götürüyorsun al beni vur. Şimdi al beni vursa iş namus davasıysa burada Berkay'a niye o zaman burnunu kırdın abi? Evet. Berkay'ın da hem suçlusun hem güçlüsün. Anladığım kadarıyla Berkay küfür etmiş. Bak şöyle olmuş bir de after party yani film sonrası.
partide Arda Turan varmış. Ve parti çok az kişi var. Yani böyle sadece tanıdıklar. Ve Berkay ve eşi de varmış. Yani, o yani takmış, partide de görüyor. O takmış yani. O tabii öyle bir şey aldı. Göz çemberini aldı bir kere. Biz dedik ki gerçekten ikimiz dedik geceyle. Acaba Özlem Ada Şahin tanınmayacak bir makyaj bir kostüm mü yaptı? Girdik sayfalara baktık. Ne giymişti? Göbeği açık. Göbeği açık siyah. Bir bluz, bluz giymiş. Ve evet, bir etek giymişti. Gayet. Hay pantolon. Pantolon özür dilerim ama simsiyahtı. Evet. Gayet de kendi tarzı bir kız. Yani kendi evet, tarzında. Evet, evet. Kızı gayet tanırsın. Makyajı da öyle. Ya ilk cümle ne? İlk cümleyi hatırlayalım. Özlem Ada Şahin'in anlattığına göre. Diyor ki. Evli olmasam meyle. Kayan yazısı var da ben bir yorum yapacağım şundan. Evet. Ben evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın. Sana Arda Turan gelse böyle bir şey dese, evli değilsin. Ya fark eder mi? Sen evlisin ya. İşte onu bilmiyorum dedi ama bir dakika ya. Dünden beri evli olmasam diye çıktı. Evli olmasam diye internet sitelerinde çıktı. Özlem Ada Şahin evli olmasan ama diyor. Ama o kadar gürültülü bir yer ki acaba ne? Ne mi M mi fark eder mi? Eder. Nesi eder? Bir dakika. Evli olmasan? Bir dakika. Şimdi kendisi evli. Tamam. Ya, bu yaptığı zaten yanlış da kendisinin evli olduğunu biliyor ama karşı tarafın evli olduğunu bilmiyorsa gerçekten tanımadığımı diyebilirim ben. Ama evli olmasan bir kocası olduğunu biliyor demek. Bana göre ikisi de tabii ki saçma. İkisi ama ciddi bir fark var. O zaman Arda açıklamalarını bu yönde yapmakta haklı. O zaman Arda Berkay'ın eşi olduğunu bilmiyordu. O after party'de de herkesin gittiği, ünlülerin gittiği küçük partide de Berkay karısıyla hiç ilgilenmedi. Berkay karısının hiç yüzüne bakmadı. Berkay ayrı, Özlem Ada Şahin ayrı olması lazım ki Arda'nın onların ikisinin yakınlığını bilmemesi zaten için. Zaten söylenenlere göre de Berkay'ın eşi yarım saat tek başına pistte dans etmiş. Öyle bir durum da var. Öyle bir durum da var yani. Yani. Ama Arda o zaman dedi bunlar boşanıyor herhalde dedi. Ne bileyim ben. Yani Berkay'ın karısını Arda'nın tanımama şansı yok. Demin açıklamasında evli olmasam diyor. Evet orada evet, ne diyor. Ama basında çıkan diğer haberlerde M ile yazılmış. Evli olmasam. Evli olmasam. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şu da var. Evli olmasan eğer Arda Turan bu zihniyetteysen sen evli olma zaten. Zaten başkasının karısına da göz dikebilecek. Yani sen evli olma zaten. Yarın bir gün senin karının yanına gelip keşke Arda ile evli olmasan seni hiç kaçırmazdım derler. Çünkü Tıpkı zamanında 2013 yılında. 2013 yılında Berkay da birisinin eşine aynen bu mantalitede yaklaştığı gibi. Şu an Caner ne hissediyordur? Berkay çok Berkay iyi anlamıştır iyi galiba. Evet, Berkay iyi bunu iyi anlamıştır. Yalnız şöyle de bir durum var. Yani Allah'ın adaletine güvenmeyen yoktur ama yani bazen diyorum ki cennette, cehennemde, dünyada yani yaşadığını yaşatmadan ölmüyorsun, ölmüyorsun ya. Beddua yere düşmeden seni buluyor biliyorsun. İlahi adalet diye de bir şey var. Tabii ki savunulacak hiçbir yanı yok. Kesinlikle ahlaksızlık. Ama 2013 yılında da böyle bir olaya da şahitlik etti bu. Yani en iyi anlayacak kişi değil mi şu anda evet, Caner Erkin'i? Böyle bir olay yaşandı Asena Atalay'la, bebek odaları, skandallar falan filan. Şimdi sizin evliliğiniz çok ulu orta artık bir yere döküldüğü için bu kadar rahat konuşuyoruz. Tabii. Biz normalde Özlem'le sen evlendikten sonra bunları konuşmuyorduk yani. O Asena'yı yerden yere vurdu tamam falan ki burada... Özlem'in bir suçu, bir kabahati yok. Bu tartışılır. Tabii yani ki yok. Tek başına yani dans. Orada isterse dans etsin, isterse sahneye çıksın. Bir erkeğin onu taciz etmesini gerektirmiyor asla hiçbir hareket. Asla değil. Asla değil. Fakat bu açıklamada bir şey daha var. Bir detay daha evet, var. Ama onu ne zaman vereceğiz bilmiyorum ama. Karısına haber veren Özlem galiba. Evet, Özlem sabah 6'da arıyor. Arda Turan'ın açıklamasını bir getirelim mi? Özlem Ada Şahin'le. O açıklama çok önemli. Tam aksini söylüyor. Bu bir namus davası çok değil önemli diyor. Bir açıklama. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben artık 5 yılda herhalde 5 milyon tane açıklama okudum şurada. Daha cümlenin başında yalan dedim. Bak evet, o açıklamayı bilmiyorum. Arda Turan dün sayfasında 89 bin kadar tweet atılınca hakkında... İnanılmaz sözler söylenince artık yani toplumsal lince gitmeye başladı bu durum. Bir açıklama yaptı. Bakın açıklama ne? Bak şimdi. Şimdi her iki tarafa da geçmiş olsun. Sen Arda Turan'ı tanıyorum dedin değil mi? Tanıyorum ve hatta seviyorum. Bir hikayesi normalde var. Seviyordun normalde falan. Benim bildiğim delikanlı Arda Turan. Heh. Böyle herkes delikanlıktan falan bahsediyor. Üstüne suç gelince gerçekten suçluysanız başka bir şey konuşuyorlar. Başka bir. Şimdi benim bildiğim Arda Turan.
üzerine böyle bir şey iftira atılırsa. Çok ağır iddia. Story'den. Ececiğim story'den. 24 saat sonra kalkacak o çirkin saçma sapan yerden. Bu açıklamayı mı Ben yaparsın? basın toplantısı yapardım. Derhal yaparım. Şöyle bir elimi masaya koyardım Derhal yine. ama bunu yapmadıysam. Peki. Daha bomba bir açıklama, son dakika gelişmesi. Bu sefer Hürriyet gazetesine konuşuyor Arda Turan. Diyor ki, okuyorum. Diyor ki, neler oldu? Açıklamanda ne demek istedin diye soruyor gazeteci. Olayı daha fazla uzatmak istemediğini söylüyor Arda Turan. Sadece şunu yazabilirsin. Geldi, Berkay ensemden tuttu. Sebebini Berkay'a sorun. Anlatabiliyorsa anlatsın. Ünlü futbolcu Berkay'dan özür dilediği iddialarında gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öyle bir şey yapmadım ki niye özür dileyim diyor. Berkay ensesinden tutmuş. Ya, yani ne olmuş olabilir? Berkay'a sorun diyor, anlatabilirse anlatsın diyor. Ne aklına geldi? Senin geldi bir şey. Ben bunu bir yayında söyleyemem. Küçük bir anlat yani, hepimiz şu Hayır, an ama merakta mümkün değil. kaldık. Benim anladığım şey mümkün değil. Söyleyemem. Berkay eğer şeyse söylesin diyor. Neden Berkay bir şeyi söyleyemez ki? Ne Efendim? olur da söyleyemez? Yani ne olmuş olabilir de söyleyemez. Peki Özlem Ada Şahin tacize uğramadan beni taciz etti der mi bir erkekle ilgili? Diyor ki biz orada konuşurken duyuyor diyor, Berkay diyor müdahale ediyor olaya diyor. Of, çok çirkin şeyler Ay çok olmuş. karışık değil Bir şey söyleyeyim mi? O gece bizim düşündüğümüzden şu anki halden daha çirkin şeyler olmuş. Ben anladım şimdi. mi? Mekanda nasıl bir mekan biliyor musun? Senin benle masa Bu var kadar, ya, bu kadar evet, küçücük bir küçücük mekan. bir mekan. Peki ortada şahitler yok mu? Onu bırak, peki daha bombayı söyleyeyim. Gittikleri mekan şu anki karısının 2 yıllık sevgilisi, daha belki Sahibi değil mi? sahibi. Yani bu da enteresan bir durum. Arda Turan'ın o mekana gitmesi de enteresan bir durum. Ya Arda, vallahi acayip hayal kırıklığına uğrattın beni. Yani ben, savunulacak hiçbir tarafı yok bu olayın. Ama Karşı Ecem... taraf ne yaparsa yapsın. Bir kere bir Uf. şey söyleyeceğim. Kendini kurtaracaksın eğer iddia ettiğin başka şeyler varsa. Sen Arda Turan'sın, bir açıklama yap. Taciz etmediğini söyle ki biz burada taciz edenleri yerden yere vurarken seni kayırmış olmayalım. Bir şey söyle. Çünkü ne yaptıysan yaptın, eğer bu bir tacizse maalesef hapse bile girebilirsin Arda Turan. Bir de burnunu kırdın. Burnunu kırıyorsun bir Ece, de. hayır, son açıklamasında bariz bir şekilde ben böyle bir şey yapmadım ki diyor. Yapmadım diyor, özür Açık dilemedim diyor. Silah dilemedim diyor. O nereden zaman çıktı? silah sesi. Hayır, orada hastanede bize silah sesi olduğu söylendi. O silah sesi neden geliyor? Orada bir resleşme mi var? Bu arada Berkay apar topar hastaneye kaldırılıyor fakat son derece alkollü olduğu için ameliyata da alınamıyor. Vücuttan alkolün gitmesi lazım. Bir 6-8 saat lazım. O yüzden sabah ameliyat oluyor Berkay. Bir de böyle bir durum var. Kafalar yüksek, alkoller, sarhoşluklar diz boyu, çirkinlikler o onun karısı, o onun arkadaşı, o ensesinden tutup Berkay sana ne dedi? Bunu Ne dedi? açıklamak Evet. zorundasın. Açıklayabiliyorsa dediğin durumu sen açıklamak zorundasın. Eğer sen de açıklayamıyorsan ikinizin ortak bir suçu vardır. Bu da şu an canlı yayında söylenmeyecek bir şey. Peki orası gece kulübü. Alkolün etkisiyle saçmalamışlar belli ki. Hepsi. Yani hepsi dediğim, bir tek burada ben tek suçsuz, tek günahsız Özlem Ada Şahin'i görüyorum. Bir kadın olarak sonuna kadar yanındayız. Sonuçta ortada eğer bir taciz varsa, bu ister Arda Turan olsun ister babam olsun, burada tanımam açıkçası. Söz konusu taciz çünkü. Biz burada çocuklardan bahsediyoruz, kadınlarımızdan bahsediyoruz. Artık lütfen, bu kadar ünlüler daha yuka çıkmışken çocuklarımızı, kadınlarımızı rahat bırakın. Hele sahipli kadınları yani bir de. Şimdi bir izleyicimiz yazmış ki, peki Özlem'in taciz edildim diye bunu yüksek sesle söylemesi normal mi demiş. Tabii ki normal. Zaten biz yüksek sesle söylemediğimiz için bu kadar ulu orta kocalarımızın bile yanında artık bizi taciz edecek hale geliyorlar. Çok iyisini yapmış. Hatta ben olsam baya tokat atardım yani Arda'ya. Tokat atardın. Ciddi tokat atardım ve o zaman rezilliği görürdüm. Peki Arda Turan eşini takipten çıkartmış. Aslan Doğan Turan'ı. Aslan sayfası devam mı? Devam açık şu an ve Aslan'ın açıklaması var. Enteresan bir açıklama. O açıklamayı hatta şu an verelim mi ya? Ya tabii ki her şeyi veririm, ondan sonra konuşalım. Hadi verelim gerçekten. Aslan Doğan Turan, herkes Merak onu ediyorum merak ben. ediyor çünkü. 8,5 aylık hamile sabah 6'da Berkay'ın eşi arıyor ve olayı anlatıyor. Senin eşin bana asıldı, taciz etti diyor. Aslan Doğan Turan bak ne diyor.
Daha nitelik bekliyor yani. Daha boyutlu bir şey yani mi? Tabii ki aynı olay değil ama Murat Başoğlu olayında hani sevgiyle kucaklıyorum vardı ya. Bana o açıklamayı aklıma getirdi. Çok özür diliyorum. Aslan Doğan da mı hastalıklı sevenlerden acaba ya? Kibariye gibi. Yani ne olursa olsun hiçbir açıklama yapma. Bir sus, bir sessiz kal. Yani tamam eşinin yanındasın, destek oluyorsun Bak, ama. Başım ağrı girdi. Benim de ağrı girdi. Bu şaka mı? Sapıkça bir şey ortada var yani. Yani şimdi Aslan Doğan aslında birileri gerçekleri söylemek durumunda yani. Hamile psikolojisi diyorlar ya. Hamile olanlar bilir, hamile psikolojisi daha hassastır. Daha hassas ve daha ağır. Acaba bu açıklamayı Arda mı yazdı? İşte herkesin aklına bu geliyor. Ben de onu söyleyecektim. Bu açıklamayı Arda mı yazdı? Ya da senin eşin senin karnın burnundayken tabiri caizse yani doğuracaksın yani artık 15 gün sonra. Bir kadına bunu fütursuzca söylüyorsa ki aldatmaların %90'ı hamilelik döneminde oluyor, eşi hamileyken oluyor. Söylüyorsa sen bir otur bir düşün değil mi? Yani bu kadar rahat açıklama yapmadan önce bir Arda ile bir karşı karşıya gel. Senin öyle bir hakkın var. Sen onun çocuğunu doğuracaksın. Bunlar gerçekten bizim bütün aile yapımızı rencide eden, bozan, hiç bize aykırı, bizimle alakası olmayan, örf adete aykırı açıklamalar. Bence sevmiyor. Kim? Aslan. Arda çok seviyor çünkü. Hayır tamam o da sevmiyor ama şimdi seven bir kadın, sevdiğinin çocuğunu karnında taşıyan bir kadın böyle bir şey söz Peki neden o konusuyken zaman Arda devam ediyor sevmiyorsa Arda'ya? Paranın gücü mü acaba? Aslan'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok dedi Arda. Ben bunu da söylemiştik. Bunu der. Yani herkes der. Ben de eski eşimi zengin gibi göstermiştim. Yani olabiliyor anladın mı? Çünkü insanlar yanındakini küçük düşürmemek için her şeyi söyleyebiliyor. Acaba? Yani çünkü enteresan bir durum var. Yani çok çirkin. Kimse demiyor. Tamam boşanın bitsin. Yani kimse mutsuzluktan beslenmez. Ama eğer ortada taciz varsa eşi de diyorsa bizi ayıramayacaklar. Yani sen zaten Özlem Adaşahin'i yalanlıyorsun hem cinsini. Berkay'ı geçtim. Özlem'i yalanlıyorsun. Ortada senin eski sevgilinin mekanı orası. Gece kulübü. Bir sorarım kocama. Benim eski sevgilimin mekanına niye gidiyorsun eğlenmeye? İki, orada herkesin arkadaşı var. Ve olayı görenler var. Gerçeği öğrenmiştir. O Fakat zaman, kimse konuşmayacak farkında mısın? Soru işareti. Arda'nın dediği yorum çok enteresan. Oklar tersine çevriliyor. Berkay açıklasın diyor ensemden niye tuttu? Açıklayabiliyorsa. En açıklayabiliyorsa. Ne var? Bizde mesela bu ülkede niye açıklayamazsın? Enseste yayında işte, da konuşamayız. Çarpık ilişkileri. Evet. Yani bunu nasıl, yani neyse bunu da söylemeyelim artık izleyicinin midesinde bir yere kadar. Böyle değişik ilişkileri açıklayamazsın falan. Orada neyi açıklayamayacak? Onu bize açıklasın Arda. Evet, onu açıklasın. Bir onu açıklasın ki biz bu tacizi taciz olmadığını bilelim yani. Eğer ben değilse. İnanmak istemiyorum. Bir ikincisi Aslıhan Doğan ya Turan işte bu açıklamayı yaptı. Evet, biz bunu böyle gördük ama evde işin rengi nasıl? Evde işin rengini bırak. Ay niye kocası takipten çıkar? Ediyormuş. Baktık şimdi. Etmiyor. Sen belki bizi engellemiş olabilir. Hayır hayır etmiyor. Arda Turan şu an eşini takip etmiyor. Ama birçok izleyici aynı anda ediyor. Hemen bakıyorum. Hemen bakalım. Bakıyorum. Canlı yayında bakıyorum. Bakıyorum. Bir bakalım. Çünkü eğer ediyorsa yani etmiyorsa büyük sıkıntı var demektir. En önemlisi kızcağız onu ediyor mu? Aslı. Aslınınki de kapalı galiba. Bir dakika ediyor pardon. Evet hadi ediyor çünkü. Çünkü yumuşak G ile bakmışım tamam. Takip vardır zaten bir de. Kim?